Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'ndan yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün 25 Kasım 2013 Kasım'ın da sonuna geldik. Neredeyse yılı da bitireceğiz ve her gün olduğu gibi Aydın Ferhat Güzelcan'dan da yine böyle hep her şeyde yayın öncesinde sağ olsun bu mesajı atar. Sağlık ve moral dolu bir hafta dileklerimle diyor. İzmir çok kapalı, bol yağmurlu demiş. Evet, İstanbul'da kapalı ve oldukça yağmurlu. Bugün gelirken de trafikte sıkıntı vardı. Ama biz trafikte boğuşurken birileri de herhalde yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Okan hoş geldin. Yayından önce gözleri şişmiş Okan, çok uyudun dedim. Yok ya hocam, şişmiş mi diyor. Evet Okan, şimdi tam hani pazartesi tam senin konulara geldik. Petrol, altın, ondan sonra diğer FX piyasalarda felaket hareketler var. Japon yeni falan gene inanılmaz düştü dolara karşı. Artı bütün borsalar. Şu an neredeyse hepsi yeşilde. Tayland zannedersem hariç, orada da çok fazla gösteri vesaire varmış. Evet, neler oluyor? Haber işte İran'la Amerika bir bakıma anlaştı. Evet. Ama bu anlaşma ne kadar sürer onu bilemiyorum ama şöyle genel bir değerlendirme verebilir misin? Bu anlaşmanın tüm dünya küresel piyasalardaki çeşitli yatırım araçlarındaki üzerindeki etkisini şöyle bir özetler misin? Tabii. Şimdi bu hafta sonu açıklandı Amerika ile, daha doğrusu aslında Amerika değil de bir beşli ülkeler dediğimiz işte Kanada, İngiltere, Fransa, Amerika içinde olduğu ülkelerle İran anlaştı bu nükleer konusunda. Bunun hani ne şartlarda üretileceği, uranyum zenginleştirilmesinin ne şartlarda yapılacağı konusunda anlaşmaya vardılar. Tabii bu uzun bir zamandan beri petrolde bir prim yaratıyordu. Petrolün fiyatlarını yükseltici bir etkisi vardı. Bu en azından petrolde bir düşüşü engelliyordu diye. Evet. Mesela petrolü düşürücü faktörler açıklanmasına rağmen, ortaya çıkmasına rağmen petrol bir türlü düşemiyordu. Dikkat ederseniz hep 90 doların üstünde kaldı bugüne kadar petrol. 90 dolarla 110 dolar arasındaki o 20 dolar. Sen Amerikan petrolünü bahsediyorsun. Amerikan petrolünü bahsediyorsun. Evet hocam, VTI petrolünden. O aralıkta 90-110 aralığında dalgalandı VTI petrolü. Şimdi son mesela bir aya bakacak olursanız, bir aylık süreçte çok yatay dalgalandı petrol piyasası. Yani mesela altında o kadar hareket oluyordu, döviz yani kurlarda çok hareket oluyordu, hisse senetleri yükseliyordu ama petrol fiyatları bir türlü yükselmiyordu. İstersen gel şeye bir bakalım, VTI'ye bir bakalım, WTI'ye bir bakalım. Tamam. WTI'nin grafiğini verelim arkadaşlar. Şu anda geliyor grafik. Evet, şu an 110 dolara kadar gitmiş WTI. Evet. Ve ondan sonra da 95'e kadar da düşmüş. Ya bu şeyle Brent'le WTI arasındaki temel fark nereden kaynaklanıyor? Mesela bak burada şu 99 doları aşağı kırınca bayağı bir düşmüş. Ve WTI düşmeye de devam ediyor. Evet, arz farkından dolayı WTI'nin arzı, yani Amerikan petrolünün arzı şeye göre daha fazla. Brent'e göre daha fazla olduğu için petrol fiyatları, yani VTI fiyatları daha düşük. Anladım. Hatırlarsanız bu Brent petrolünün daha yüksek oluşu Avrupalı ülkelerin daha çok ona talep gösteriyor olmasından kaynaklanıyordu. O bir de hani o arada bir 20 dolarlık bir fark vardı. Evet. O fark Libya'daki olaylardan kaynaklı artmıştı bir VTI ile Brent arasındaki fark. Ondan sonra azaldı ama hala tabii ki arada bir 10 dolarlık bir hala bir fark var. Evet. O fark ne kadar çok, eğer WTI ne kadar çok yükselirse bizde de akaryakıt fiyatlarının daha çok artmasına sebep oluyor. Evet. WTI ne kadar düşerse, yani bizim akaryakıt fiyatları da bir miktar WTI'ye bağlı. Evet. Peki petrol fiyatları hızla geriliyor.
şu an. Ona baktık. Şeyde altında da bir gerileme var. Hemen başlamışken altına da bakalım. Şimdi borsaya da bakacağız. Altın 1230 dolarlardaydı. 1250 doları da aşağı kırdı. Ve özellikle zaten daha önce şunu söylemiştik. 1250 doların aşağı geldiği anda altında yaklaşık olarak 1200 ve 1170-1160 şu seviye, yani en dip seviye daha önce gördü. 1179 seviyesi. Hı hı. Şu an bu omuz baş omuz formasyonu kırılmış gözüküyor şey. Yani evet. şu grafikte baktığımda bak mesela şu gelmiş. Şimdi eğer altın şurası kadar bir düşüş yapacaksa bu 1270 ile 1420 arasındaki fark kadar bir aşağı hareket devam eder. 150 dolar demektir bu ya. Yani bu o zaman 1250'den 150 doları çıkartırsan 1100 dolar. Yani 1100 dolara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir mi altında? Şimdi görüntüye baktığımız zaman enflasyon rakamları düşük açıklandı. Hani siyasi risklerin, dış siyasi risklerin azalması da şey yapıyor. Altını düşürüyor. Doğru. Düşürüyor, evet. Bu arada şöyle de bir şey var. Petrol fiyatlarının düşüşü dediğiniz gibi altını düşürüyor. Asıl neden son zamanlarda faizler yükselirken enflasyon verileri düşük açıklandı. Hı hı. Şimdi bu durum faizlerin reel getirisinin yüksek olabileceğine dair bir beklenti oluşturdu geleceğe dair. Yani Amerikan 10 yıllıklarından bahsediyorsun değil mi? O faizler yükseldi. Hı hı. Ama enflasyon da düşük gelmeye başladı. Evet. Reel olarak artıya mı girişti? Reel olarak reel faizler artı yönde oluşabileceği yöndeki beklenti arttı. Yani hani eksi reel faiz olma olasılığı çok düşük şu anda. Çünkü enflasyon verileri şu anda düşük açıklanıyor. Hı hı. Ne var ki önümüzdeki dönemde şimdi petrol fiyatlarının da düşmesi, işte diğer mal fiyatlarının da düşmesiyle birlikte bu deflasyonist dediğim değil de daha az enflasyonist ortam altın fiyatlarının belki dediğiniz gibi bir miktar daha düşmesine neden olabilir. Ama sen altında çok da fazla düşüş beklemiyordun. Düşüş beklemiyorum. Hala onu da şimdi söyleyeyim. Şöyle ki şimdi önümüzdeki dönemde Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla birlikte Amerikan ekonomisinde de bir yavaşlama görülebilir. Çünkü bir tarafta yavaşlama olduğu zaman ister istemez diğer tarafta da ona bağlı olarak bir yavaşlama ama görülür. Ama Çin Amerika'ya bağlı yavaşlamıyor mu zaten? Çin Amerika'ya bağlı Amerika yavaşlamıyor. Amerika talep eden bir ülke, Amerika tüketen bir ülke. Onların tüketimi yavaşladığında doğal olarak diğer tüm dünyada yavaşlıyor. Yavaşlıyor ama son zamanlarda Amerika'daki işsizliğin azalmış olmasından dolayı içeriden kaynaklı bir büyüme vardı Amerika'da. Dolayısıyla Çin'deki yavaşlamayla Amerika'daki hızlanma birbirini, yani iki ülkenin ekonomisini biraz yaklaştırmıştı. Şimdi bu süreçten dolayı da aslında altın satış baskısı altında kaldı ama şimdi bu sefer Amerika'da eğer Çin gibi daha yavaş büyüme sürecine girerse ki olabilir çünkü bundan sonra hani Amerika'da işsizliğin daha önceki aylardaki kadar düşebileceğini hani öngörmek pek bana kolay gelmiyor. Çünkü işsizlik Amerika'da hala yüksek ve her an en ufak olası bir olumsuz bir gidişatta işsizlik oranlarında yeniden artış olmasa bile düşüşü yavaşlar. Evet. Mesela bu hafta açıklanacak emlak sektörü verileri çok önemli. Bunu çok yakından takip etmek gerekiyor Amerika'yı anlayabilmek için. Yani altın fiyatlarını anlayabilmek için ne yapacağını Amerika'daki konut sektörü verilerini çok yakından takip etmek gerekiyor. Eğer ki konut sektöründeki veriler olumsuz gelirse bu faizleri aşağı çekecektir. O da aradaki o makası enflasyonla faiz makasını altın lehine değiştirebilir. O yüzden çok fazla düşüş beklemiyorum. Evet. Orada ben şöyle söyleyeyim. Yani benim gördüğüm şey Amerika'da bir toparlanma var. Ve bu toparlama gitgide ivme kazanıyor. Tamam belki işsizlik, istihdam geçen aylarda olduğu gibi 200-250 bin artmayacak ama sonuçta istihdam artışı devam edecek. Bir de şey var yani imalat sanayi endeksleri falan da çok iyi gidiyor. Evet. Diğer eyaletlerden bu hafta açıklanacak veriler Chicago var. Richmond var. İmalat sanayi endeksi. Evet. Chicago var. Sonra Dallas var. Sonra tüketici güveni var Amerika'da. Yalnız işsizlik verileri bu hafta Perşembe gelmeyecek. O gün Amerika kapalı Şükran günü. Çarşamba günü gelecek haftalık işsizlik başvuruları.
Bugün konut, bekleyen konut satışları var ama konut fiyat endeksi çok önemli. O salı günü açıklanacak. Salı günü, yarın açıklanacak. Evet, S&P Schiller endeksleri açıklanacak. Kesçiler endeksinde eğer bir yukarı yönlü hareket varsa bu şeyi de yukarı çeker. O tabii ki faizleri yukarı çeker. Yukarı çeker. O altını daha da baskılayabilir. Evet, ama ben de onu diyorum yani. Evet, ama işte Case-Shiller verileri çok volatil. O yüzden hani çok bir şey söyleyemiyoruz. Hani yukarı çıkar mı, aşağı düşer mi, ama mortgage oranlarının yükselmiş olmasından kaynaklı. Biliyorsunuz bir talep azalması vardı. Konut talebinde bir düşüş vardı. Bu eğer fiyatlara yansımış olursa Shiller endeksinin düşmesi de olası bir gerçek. Şimdi istersen hemen borsaya dönelim. Grafiği veriyoruz şimdi sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ABD ile İran'ın arasındaki buzların çözülmesi sonrasında bu BIST 30 vadeli işlem sözleşmeleri ve Viyop piyasasında açılışta dünkü cuma günkü kapanış fiyatı 93.200'dü. Şu anda da 94.454.1200 puanlık bir artış var. Bu da yaklaşık olarak %1.5 civarında, 1.3 civarında bir artış. Bu sert artış büyük bir ihtimalle borsaya da yansıyacak ve borsada da gösterecek olursak geçen haftaki kapanış seviyesi borsanın 75.638 seviyesiydi. Aslında 75.800'leri de görmüştü. Büyük bir ihtimalle şöyle bir sağa doğru grafiği götüreyim ve aşağı alalım. Büyük bir ihtimalle açılıştan sonra asıl yatırımcının merak ettiğini soracağım. Herkes açılışın yüksek olacağını biliyor zaten de. 75.600'den yaklaşık olarak 76.600, yani şu seviyelere kadar. 75.600'den evet 76.000 seviyesi, ben gerçi çizdim, biraz daha çizmemiz gerekiyor. Evet, 76.000'le 76.200'de 76.500 aralığında, yani şurası 76.500, şurası da 76.200, yani şöyle çizecek olursak şu aralığa kadar sert bir artış olabilir. Şimdi buraya kadar 76.000'in üzerine 76.200'e kadar bir artış olması durumunda, bu yaklaşık olarak %1-1.5 civarında bir artış. Buradan geri çekilme olacaktır. Bu geri çekilme de büyük bir ihtimalle 76.000'i destek yapacaktır. Şu seviyeyi destek yapacaktır. Ve bu seviyeyi destek yaptıktan sonra ben yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Özellikle şeye baktığımızda, yani bu gerçi 1 dakikalık, 5 dakikalık grafiklere dönelim. 5 dakikalık grafiklerde şöyle yükselen bir trend vardı. Geçen haftanın son 2 gününde ki şurası 21'i, şurası da 22'si genel olarak yükseliş trendi vardı. Ve daha önce de endekste özellikle şu seviyeler, ki şu 74.000 seviyesi ciddi bir destek oldu. Bu desteğin üzerinden itibaren yukarı yönlü şöyle bir trend başlamıştı. Tahminen bu trendin üzerinde gidecek borsa endeksi ve 76.200 seviyesine kadar da bir yükseliş olabilir. Şöyle bir şeyi alacağım. Yani şu seviyeler destek, bu hafta için en azından 75.000 seviyelerini destek olarak verebiliriz. Endeks bu hafta şu seviye, yani 75.500 seviyesini destek yaparak buradan itibaren yukarı 76.500'e doğru gitmek isteyecektir. Biraz daha eğer şey bakacak olursak, 60 dakikalık bakacak olursak şöyle bir resim çıkıyor. Eğer burada 75.000, 76.000 seviyesi yukarı geçilirse yeniden daha önce görmüş olduğumuz seviye olan, ki bu seviye 80.500 seviyesiydi. Dolayısıyla en azından bir 78.000 seviyeleri test edilebilir. Eğer çok olumsuz, çok kötü bir haber gelmezse. Şimdi genel olarak endeksin ben sizlere grafiğini verdim. Alabiliriz arkadaşlar grafiği. Burada hemen bu konuyla ilgili olarak, yani İran'la ilgili olarak bir izleyicimizin bir görüşü var. Turgut Cin diyor ki, İran-Avrupa arasındaki barış havasının diyor ki Türkiye için olumlu olduğunu belirtiyorsunuz diyor. Evet, tabii ki barış hiçbir maddiyatla karşılaştırılamayacak kadar bir durum. Fakat ilk bakışta petroldeki düşüşten dolayı bizi olumlu etkiliyor. Fakat İran dünya ile barışının belki de ekonomik açıdan en kötü, yani
İran dünya ile barışının belki de ekonomik açıdan en kötü etkilenecek ülke Türkiye. İran'ın bütün bankacılık işlemlerinin Türkiye bankacılık sisteminden geçtiği unutulmamalı. Özellikle Halkbank dikkatle izlenmeli demiş. Şimdi aslında ben emin değilim Okan. Yani bilakis bu barış havası Türkiye zaten sıkıntı çekiyordu İran'la ilişkilerinde. Yani biz ödemeleri altın gönderiyorduk falan. Ve bunlar engellenmişti. Halkbank'ın işte yapmış olduğu biliyorsun Halkbank vasıtasıyla İran'daki bankacılık sistemiyle ilişki kuruluyordu. Bu hava bilakis ciddi biçimde olumlu etkilemeli. Öyle değil mi? Bence de olumlu etkilenir. Turgut Bey bir de daha sonra bir mesaj daha gönderiyor. Diyor ki sadece ekonomik değil siyasal açıdan da Türkiye'yi ikinci planda bırakacak bir durumun ortaya çıkacağı unutulmamalı diyor. Ben de tam tersini düşünüyorum. Yani burada gerçekten İran'ınla Amerika'nın anlaşması ve oranın rahatlaması Türkiye'nin çok daha rahat etmesini. Şimdi hocam siyasi olarak bakıldığında o uluslararası siyaset anlamında bakıldığında Türkiye İran'la yaklaşmak isterken diğer taraftan Amerika'ya da uzak kalmak istemediğinden dolayı ikisinin arasında kalıyordu. Özellikle hatta Rusya ilişkileri ve Amerika ilişkilerinde Türkiye İran kaynaklı bir sıkışma içindeydi politik olarak, evet. Siyaset olarak. Bu açıdan Türkiye için bence olumlu olur. Diğer taraftan bu gidişatın, bu sürecin petrol fiyatlarını düşürecek olması bizim maliyetlerimizin azalmasına neden olur. Hani bizim enflasyon verilerimiz yüksek açıklanmıştı ya bu dolar, evet. Kurun yükselişinden dolayı. Böyle bir durumda Türkiye'ye para girişi yeniden hızlanır, artar. O bizim kurumuzu değerlendirir. Yani para birimimizi değerlendirir. Enflasyonist baskıların azalmasına neden olur. Ve bu durum aynı zamanda petrol fiyatlarının da düşmesine neden olacağı için maliyetlerimiz azalır. Şimdi burada bir şeyi, olumlu olur. Bir şeyi koyalım. Yani şurada işte bazı olaylar vardır. Geçici etki yaratır. Mesela Türkiye'nin not artışı. Yani not artmadan önce borsa yükseliyor, dolar düşüyordu vesaire. Herkes bu beklentiyi zaten satın alıyordu. Yani fiyatların içerisinde dibine kadar vardı bu. Ve not artışından sonra büyük çöküş başladı. Tamam mı? İkincisi, buradaki olay farklı. Yani burada İran'la yapılan bir anlaşma, uluslararası alanda petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir direnç oluşturacaktır. Yani oradan yeni bir arz geliyor sonuçta. Yani İran %60 düşmüş adamların şeyi yani petrol gelirleri. Dolayısıyla burada ciddi bir yeni arz geliyor. Tamam çok yüksek miktarda değil ama ilk sinyaller verilmiş durumda. Bu işi bozacak şey İsrail olabilir. Netanyahu onu engellemek için çok uğraştı bu şeyi, anlaşmayı. Ama İsrail bu işi bozmak isteyebilir. Yani onun için bir sürü şey görebiliriz o bölgede. O tabii tekrar petrol fiyatlarını yükseltir ama kalıcı etki yaratacaktır. Yani ben yabancı raporlardan şöyle bir şey beklemeye başlarım. Yani yabancı raporlar bu sefer Rusya'yı sat Türkiye'yi al demeye başlayabilirler. Çünkü olabilir. Petrol fiyatlarının yükselmeyeceğini, Türkiye'nin cari açı üzerinde olumsuz etkisinin daha önce yaratmış olduğu olumsuz etkisinin az olduğunu gördüğünde bu şekilde olacaktır. Yani genel davranış biçimi bu şekilde olacaktır. Diğer taraftan senin söylediğin gibi kurlar üzerinde de aşağı yönlü baskı yapacak. Onların bir de sıkıntısı enflasyon vesaireydi. Öyle bir durumda Türkiye için bu sefer şöyle bakıyorum ben. Yeni bir hikaye doğmak üzere. Yani bu İran anlaşması bunun bir şeyi olabilir. O yüzden ben de yatırımcıya az önce şey diyorum. Yani borsa 75.500'ü destek yapmaya çalışacaktır. Aralığa doğru biz 80.500'ü bile geçebiliriz. O yüzden çok fazla pozisyon bozmamak lazım. Evet, bunu da böyle söyledikten sonra Okan kısa bir reklam arası vereceğiz. O reklam arasından sonra da özellikle bu Euro-Dolar paritesi, Dolar-Japon yeni ve diğer emtia piyasalarıyla ilgili ayrıntılı senin görüşlerine başvuracağız. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Hemen bir grafiğimizi verelim ekrana. Şu anda borsada işlemler başladı. Az önce belirttiğimiz üzere 76.500 civarından bir açılış oldu. Şu anda borsa yükselmeye devam ediyor ve ilk saniyeler bunlar.
Hatta bu şeyi birim grafikte görürsek 76.450'den açıldı. Şu an 76.650 ve 1 dakikalık grafiklerde de en son kapanış rakamı 75.638'di. 76.000 puan yukarıdan bir açılış var. Çok güçlü bir işlem hacmi görüyoruz şu an. Aşağıda çubuklarda görüyorsunuz. Çok güçlü bir işlem hacmi var şu dakikalar itibariyle. Ve tahmin ediyorum 75.500'ü artık şu seviyeyi büyük bir ihtimalle destek yapacak borsa. Yani 5 dakikalık grafiklerde bakalım. Özellikle şu seviyeyi borsa büyük bir ihtimalle 75.500 seviyesi şurası. Burayı destek yaptığında şöyle diyebiliriz. En azından bu ilk çizgi destek olacak. Ki bu durumda yeni hedefi endeksin daha önceki 80.500 olabilir. Çünkü onu da belirtelim. Ben Fibonacci geri dönüş çizgilerini çizeceğim. Çünkü bu şuraya kadar geri çekilmişti. Tam Fibonacci'nin 61.8 çizgisine geldi şu an. Yani tam bu seviyede bulunuyor. Burayı kırması durumunda, şu seviyeyi kırması durumunda yaklaşık olarak bir 78.500 önce, sonra da 80.000 seviyesini hedefleyebilir. Ama şu an açılışta çok fazla alım yapılmamalı. Çünkü zaten kağıtlar yukarıdan açıldı. Bir miktar gerileme beklemeli. Ama 76.000'in altına gerileme olasılığı en azından bugün için bir miktar zor gözüküyor. Evet Okan, bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi istersen Murat Uçar diyor ki İran'la yapılan anlaşma sonrasında yurdumuza nereden girdiği belli olmayan döviz girişi azalabilir mi demiş. Ben hiç düşünmedim. Ne diyorsun? Bence hatta artabilir. Çünkü o bölgede yani bir sıkıntı azaldı. Şimdi İran'la ilgili bir anlaşma olursa o nereden geldiği belli olmayan hani bu tamam şey ödemelerde o artabilir diyorsun. Artabilir diyorum. Hı-hı, evet. O da bizim bütçemizi olumlu etkiler. Çünkü İran'la ilgili olan bir anlaşma o bölgeyi yumuşatır. Dolayısıyla bu hatta bunun bir sonraki adımı belki Suriye olacak. Yani İran'la ilgili olumlu gelişmenin bir sonraki gidişatı eğer Suriye ve Amerika'yı birbirine yaklaştıracak olursa o zaman, şimdi burada anladığım kadarıyla Amerika bu İran meselesini çözerek aslında Rusya'nın elinden kozlarını almaya başladı. Hı hı. Şimdi mesela İran'ı çözdüler veya çözdükleri çözüm süreci hızlandı diyelim. Aynı evet. şekilde bu Suriye'ye yansırsa o zaman Irak'tan, İran'dan, Suriye'den Türkiye'ye para akışı bir şekilde hızlanacaktır. O da tabii bizim kurlarımızın baskılanmasına neden olacak süreci tetikleyebilir. Evet. Şimdi burada hani süreci tetikleyebilir diyorsun ya. Bu tetiklemenin sonucu ne olur? Bu tetiklemenin sonucunda Türkiye'ye para girişi artar. Kur sepet bazında kur düşer. Evet. Ve bu tabii sizin de beklentileriniz paralelinde borsanın yükselmesine neden olur. Evet. Şu an bir mail var ama derinlik bir şey söylemiş. Altın satış an olarak 79.20 diyor. 86 al, 87'ye doğru sat. Stratejimiz geçerliliğini koruyor mu? Yoksa alış rakamında aşağıya doğru bir revizyon söz konusu mu demiş. Şu an altında hemen ona bir bakalım. Altın fiyatları yani bizim şey TL bazında altın ne oldu ona da bir bakalım. Evet. Çünkü dolar da aşağı gidiyor. Ve şu aşamada hemen grafiği getiriyorum. Evet şu aşamada 80 lira şeydi borsada 1 gram altın fonunun 80. fiyatı 80.75-80.50. 80'in altında al 87'ye yaklaştıkça sat kuralı geçerliliğini koruyor mu demiş. Bu tabii Sayın Mehmet Ali Yıldırım'ın bir şeydi 80. Bence koruyor yani. Özellikle 80'in altında hemen düştüğünde çünkü teknik olarak altını olumsuz etkileyen birçok faktör var. Dolayısıyla 80'in altına gerilediğinde şöyle bir 78-79'dan alınıp düştükçe alım yapılabilir. Yani ben olsam 4'e bölerdim aynen. almak istediğim evet. parayı evet. ve düştükçe kademeli alım yapmayı tercih ederdim. Evet. Ve bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Hemen diğer bir soru var Okan sana soracağım. Nevzat İpek diyor ki İran petrolü önemli ve Irak petrolü de artık boru hattıyla batıya akacak.
Geçenlerde okuduğum bir haberde Brezilya'da üretimi arttırmayı düşünüyormuş. Bütün olaylar petrol arzının artacağı yönünde. Tabii petrol talebi de sürekli artıyor demiş. Zannedersem bir katkı yapmak istemiş. Dediğin gibi Brezilya'da arttırırsam Irak'ın biliyorsun Barzani ile de aramız bayağı iyi bu sıralar. Oradan da petrol arzı, biz oradan petrol boru hattıyla da batıya petrol verdiğimizde Türkiye'nin bayağı bir lehine olacak tabii gibi duruyor değil mi? O bölge şey olacak, hani hotspot bir bölge olacak. Hı hı. Türkiye'nin güney doğusu ve doğusundan itibaren batıya doğru petrol akışı hızlandığı zaman. Ama şimdi şöyle bir şey var. Acaba tamam arz artacak ama talep ne olacak? Tabii buna da bakmak gerekiyor. Sadece arza bakmamak gerekiyor. Ya zaten büyüme geldiği zaman dünyaya acayip bir talep artışı olacak. Evet ama şimdi hocam öyle bir süreçteyiz ki biz yalnız Amerika'daki şu kaya gazı ve son Amerika'da yapılan yatırımlar bu şeyin büyük boru hatlarıyla işte Amerikan petrolünün talep edilen yerlere ulaştırılması arzı çok arttırmış. Evet. Kaya gazı arzını. Yok. Petrol arzı da artmış. Bu arada bir de kaya gazı çıkmış ortaya. Yani sonuçta çok büyük şeylerden bahsediliyor. Yani 200 yıllık rezervlerden bahsediliyor. Hani bu şartlar altında petrolde pek yukarı hareket olmayacak gibi geliyor bana. Yani şimdi kaya gazının kullanımı... Ha bir de İbrahim Çanakçı, ben hani Cuma günü Sayın Babacan, Sayın Erdem Başçı ve Sayın Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı köşe yazarlarıyla bir toplantı yaptı. O toplantıda çok ayrıntılı tabii bilgilendirildik. Çok direkt sorularımıza da çok net cevaplar aldık. Orada söyleyeyim, İbrahim Çanakçı Sayın Hazine Müsteşarı gelecek orta vadeli programda petrolün fiyatının düşeceğine ilişkin varsayımla bütün orta vadeli program hazırlamış ama hani bizim dedi varsayımımız veya bizim tahminimiz değil dedi. Bu uluslararası petrol uzman kuruluşları tarafından yapılan tahminler, biz onu baz aldık dedi. Orada ciddi anlamda aşağı bir hareket bekleniyor petrolde. Şimdi elbette eğer kaya gazının talebinin artmasıyla birlikte eğer onun yerine geçiyorsa tabii ki petrol fiyatları düşer ama şimdi kaya gazının hangi alanlarda kullanıldığı ve bu alanlarda kullanılan ekipmanların ne kadar çabuk kaya gazına kullanım olumlu olması açısından değiştirilebilecek olması önemli. Yani çok çabuk petrolden kaya gazına geçiş olabilir mi? O da onun işte önemli. Teknolojik altyapısı hazırlanıyor. Bu arada bununla ilgili bir şey yok, bir beklenti yok şu anda. O yüzden bana kalırsa kaya gazının arzının artmış olması petrolün düşebileceğine dair bir beklentiyi yaratmaz kısa vadede. Belki uzun vadede yaratır tabii ki ama evet. Hemen birkaç aylık süreçte yaratmaz. Şimdi Koray Demir'in bir Bitcoin sorusu var ama ona geçmeden önce az önce söz verdik. Hemen onu da şey yapalım. Euro dolar paritesinin bir analizini alalım. Bir de Japon yeni onu şey yapalım. Hemen ben grafiği veriyorum. Arkadaşlar verebilirsek Euro dolar grafiğini. Ve bu günlük grafikte şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Şimdi şöyle bir trend vardı. Bu 1.60'dan gelen düşüş trendi Euro dolar paritesinde. Şurada krizler sırasında iki defa dip gördü. 1.20'nin üzeri. Ve bir de şöyle trend var Euro dolar paritesinde. Tamam mı? Şöyle bir trend var. Ve bu trende baktığımızda biraz daha yakın bir trend çizecek olursak buna. Çok uzun vadeli baktık ama şöyle bir trend çizdiğimizde şu trend aşağı kırılmış. Yani şu trend aşağı kırılmış. Ve şimdi bir de şu trend var. Şu trend aralığında gidiyor. Sence yeniden yukarı vurup çıkacak mı? Yoksa bu aralıkta mı devam edecek? Nasıl bir hareket bekliyorsun Euro dolar paritesinde? Aralık ayı genellikle doların güçlendiği ay olarak bilinir. Aralık ayında çünkü Amerika'daki yabancı, daha doğrusu Amerikalı şirketlerin yabancı ülkelerde yapmış oldukları karlarının bir kısmını Amerika'ya getirdiği aydır. Evet. Zaten bu yüzden de bu ay genellikle hisse senetlerinin biliyorsunuz düşüş ayıdır. Bu buradan hareketle bir de tabii dolar faizlerinin de yükselişine bağlı olarak euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. Özellikle 1.33'lü seviyelere doğru bir hareket görebiliriz. Çünkü peki petrol burada... fiyatlarının ve emtia fiyatlarının da düşüşü
doların güçlenmesini gerektiriyor son. Hmm, doğru söylüyorsun. Şey 1.30 şu an şey fiyatlar karşıda 1.35 37'de. Buradan short önerir misin? Buradan yani kısa pozisyon. Şu anda euro yani sattı, şu an konuştuğumuz anki piyasa şartlarında buradan satış önermem. Çünkü bugün açıklanacak konut fiyatları verisini mutlaka yatırımcının görmesi gerekiyor. Konut fiyatları eğer beklentilerin altında açıklanırsa o zaman parite bir 36'ya doğru bir hareketlenmek isteyebilir. 35-80, 36-10 aralığındaki bir bölgeye doğru hareketlenmek isteyebilir. Ben olsam orada açığa satış denemesi yapabilirim. Çünkü dediğim gibi petrol fiyatlarının düşüşü, altın fiyatlarındaki düşüş ve diğer emtia fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Yani toplam bir düşüş var son zamanlarda emtialarda. Bu beraberinde hisse senedi fiyatlarının bile düşüşünü tetikleyebilir. Şöyle ki bir kere hisse senedi piyasalarında bir şey yaratabilir. Bir kar realizasyonu yaratabilir. 16.000 Dow Jones 16.000'i görmesinden sonra. Kısa vadede ben aşağı yönlü bir hareket bekliyorum ama öncelikle bir bugünü beklemek gerekiyor. Bugün görmek gerekiyor. Konut sektöründeki veriler eğer olumsuz olursa Amerika'da o paritenin belki bir adım daha bir hareket etmesine, yukarı yönlü hareket etmesine neden olur. Ancak oradan satış yapılabilir. Evet, ben de şöyle görüyorum. 1.35-30'da şu an. 1.35-70'i görürse, 70 veya üzerini veya hatta burada bile short pozisyon açılabilir diyorum. Yeter ki 1.36-30'a stop konsun. Yani 1.36-20'ye stop koyduktan sonra yani 1.36 civarı, 1.35-70 civarı short pozisyon açılabilir. Pozisyonu kapatma yeri de yaklaşık olarak 1.34-50 civarıdır. 1.34-30 civarıdır. O şekilde euro dolar parasında kısa vadeli bir öneri verebilirim. Bir de şunu eklemek istiyorum euro dolarla ilgili. Aslında bütün paritelerle ilgili söylemek istiyorum. Yatırımcılar bugünlerde artan volatilite nedeniyle bir pozisyon aldıkları zaman zarara girdiklerinde pozisyonu mutlaka kapatmalılar. Yani çok kısa aralıklarla girip çıkış yapmaları gerekiyor piyasaya. Çok dar alanda stoplanarak pozisyon açmaları, yani stoplanmak üzere pozisyon açmaları gerekir. O şekilde risk almak gerekir. Tabii bunu söylerken kar realizasyonlarında çok dar aralıklarla alınır. Evet. Yani stoplar ve karların çok kısa aralıklarla alındığı pozisyonlar açılması gerekir. Evet. Şimdi Ahmet Öztürk hocam önümüzdeki 4-5 ay favori sektör hangisidir demiş. Çimento sektörü olabilir mi demiş. Çimento sektörü şu an olumlu. İçinde iyi kar açıklayan şirketler gerçekten endeksin üzerinde bir performans gösteriyor Ahmet Bey. Yalnız şöyle söyleyeyim. Artık şöyle bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz Nisan ayında kar dağıtımları başlıyor. Ve özellikle temettüyü dağıtan hisseler, yüksek temettüyü veren hisselerde genellikle yukarı yönlü hareketler oluyor. BIST 30 içerisinde bu konuda çok iyi kağıtlar var. Ayrıca BIST 30 dışındaki yani BIST 100 içerisinde de söylediğiniz gibi çimento sektörü de seçici olmak şartıyla olabilir. Şu an ekonomide bir miktar canlanma izliyoruz ve bu canlanma direkt inşaattan başlıyor. O şekilde düşünülebilir. Ama benim favori sektörüm derseniz yani önümüzdeki 3-4 ay için favori sektör yüksek temettü verimi olan hisseler. Favori sektörüm oralar diyebilirim. Levent Göktem diyor ki İran'la ilişkilerin düzelmesi TL'yi güçlendirecek diyorsunuz ama geçen hafta TL'nin aşırı değerli olduğunu söylemiştiniz. TL'nin daha da değerlemesi Türkiye ekonomisine zarar vermez mi diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim yani TL'nin aşırı değerli olduğunu söylemedik hocam hiçbir zaman. Yok ben TL'nin şu an bile değerli olduğunu düşünüyorum. Yani ama bu olaylar TL'yi daha da güçlendirecek demek güçlenmesini istiyorum anlamına gelmiyor ki. Ne yapayım elimde bir şey yok yani. TL zaten değerli. Ben de zaten yani bu konu çok konuşuldu. Erdem Başçı ve Sayın Babacan'a soruldu. Ve Sayın Babacan IMF'nin kendilerine Türkiye'nin TL'si kaç lira olmalı hesabını yapıp açıkladığını söyledi. Daha doğrusu paylaştı ama onu bizimle hiç kimseyle paylaşmıyorlar. IMF hiçbir şekilde yayınlamıyor. Sadece hükümetlerle paylaşıyor. Ve Erdem Başçı da bu hesabın nasıl yapıldığını da anlattı. O anlamda Türkiye TL'nin çok aşırılı olmadığını söyledi. Çünkü Asaf Savaş yaptı. Yani TL'nin aşırı değerli olduğunu zaten vurgulamaya çalışan bir şey söylemişti.
Ben de baz yıl hangisi diye sordum. Yani baz yıl hangi yılı baz olarak alıyor? Burada o konuda da bir bilgi vermediler. Yani o çok sır gibi saklanıyor. Dolayısıyla hani TL bana göre aşırı, bana göre değer. Ama İran'la ilişkiden düzelmesi TL'yi daha da güçlendirecek. Ne yapayım? Yani öyle olacak yani. Öyle olmayacak diyemem. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz Ali İhsan Özkan 52 bin seviyesi beklentisi hala geçerli mi diyor. Benim öyle bir beklentim yoktu Ali İhsan Bey. Yani hiç 52 bini şey yapmadım ama bu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde olabilecek bir şey. Yani bir sürü seçim atlatacağız vesaire. Yani bu yıl için öyle bir hedef vermedim veya şey için. Programın sonuna geldik. Okan'cığım çok teşekkür ederim. Haftanın ilk günü bilgilerini bizlerle paylaştın. Sevgili seyirciler, para rotasında bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlı bir gün olması dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.